Şimdi geliyor, hallediyoruz. Neşli. Neşli, nikah memuru gelemeyecekmiş. Geç kalacakmış. Ya şu tipinle hayırlı bir haber zaten bekleyemezdik ki senden. Saçma sapan bir haber verecek. Oğlum ne demek? Gel bakayım. Neşli, ayıp ediyorsun ya. Ne ayıp oğlum? Ne demek şey yapıyor ya? Adamı aradın mı iyice? Ben bunları 11'e kadar kiraladım sandalyeleri. Neşli, ne yapayım? Yani gecikecekmiş. Ya al. Tamam, sıkıntı yok. Takı töreniyle devam ediyoruz. Nikah sonra ya. Nasıl? Necati Bey, olur mu öyle şey ya? Ya şimdi giderler, miderler davetliler. Takı töreniyle ama devam. Ama olur mu? Almanya'dan daha ablam gelecek. Onu ya, beklememiz lazım. Ya Almanya'dan. Halo canlarım. Ablam. Oh, vallahi tam takı törenine yetişti. Almanya'dan deyince çok mutlu olmuştum. Tamam, evet, maestro, takı törenine geçiyoruz. Ya mikrofon yok. Evet, sevgili misafirler, gelin ve damadı takı töreni için şöyle alalım. Evet, damadın dayısından 50 lira. Şöyle yetiştiririm, tamam mı? Yeğenim benim. Ulan. Nasıl kötü ya? Allah. Evet, gelinin halasından 5 avro. Şuna bak ya, taka taka 5 euro taktı. Canım benim, o şimdi 5 euro. Düğünün sonunda artacak. Ne alakası diyeceğim? Gelinin ablası... kim bu? Ana! Tövbe estağfurullah, birin gel. Beşi bir yerde. Allah kahretsin. Açılmadı ya. Beşi gerçekten bir yerde. Ya biz aldık, biz kabul ettik. Sağ ol, Allah razı. Ne var ya? Ha? Al kızım, seninmiş. Sağ ol, sağ ol. Ve damadın dedesinden... Hayatta babam, ne aldın? Ne yapıp sorma ya? Ya. Baba, ben bunu kabul edemem. Saçmalama oğlum. Vallahi kabul edemem. Vallahi saçmalama. Bu senin emekli maaşın. Ben bunu kabul edemem. Ya torunuma feda olsun. Tut hele ya, tut hele ya. Baba ya, vallahi ağlatacaksın beni ya. Oo. Baba ya. Bu devirde baba, sağ ol. Vallahi çok sağ ol. Ya. Yaptık bir şeyler. Çok ya. Teşekkür ederim. Yapma. Sağ olun, teşekkür ederim herkes için. Geçin alın yerinize. Siz de geçin şöyle yerinize. Memur mu geliyor lan? Hadi Necati Bey. Nikah memuru geliyor, nikah memuru geliyor. Nikah memuru, nikah memuru, nikah memuru. Otur abi. Efendim, hoş geldiniz. Damadım babasıyım, düğün sahibiyim. Buraya geldiğiniz için ekstra para veriyor muyuz? Ha yok, ekstra ücret yok. Ya saçmalama ya. Sorduk Allah Allah. Devam edelim, buyurun. Vay be. Evet. Minik kızımız yuvadan uçuyor. Tamam, Kamuş. Kamuş. Tamam. Buyurun siz, kusura bakmayın. Evet. Bu mutlu yine. Hepiniz hoş geldiniz. Siz, sayın Hanım Şeker. Bu beyefendi. Hastalıkta, sağlıkta, mutlulukta, mutsuzlukta, uzayda, arabada, uçakta, otobüste, batakta, yatakta, her durumda yanını sıkacak kadar sevileceğinize yemin ediyor musunuz? Evet diyor musunuz? Evet. O arada ötüyor, yapacak bir şey yok. Bir şey mi yuttun, ne yuttun? Yok dedim ama siz devam edin, Kamuş. Durduramıyorum. Ama herkes sizi kokuyor. Evet, siz Sayın Ercüment Aksoy. Mutlulukta, mutsuzlukta, uzayda, arabada... Efendim, 11'e kadar kiraladım sandalyeleri de. Tamam, bir tık. Kabul ediyor musunuz? Hayır. Şaka yaptım ya. Şakayı başkasına yaparsın. Şu kelimeleri de seçsek mi artık, yeter? Necati, iyi misin? Adama bir şey oldu ya Necati. Senin bana da basıyorlar şu an. Lütfen ya. İyi misin? Baba. Babanın ağzına sıçalar senin, köpek. İt oğlum, sen niye... Baba, ben şaka yaptım. Yapma lan! Sen niye şaka yapıyorsun? Yapma oğlum, yapma. Yapma vallahi. Niye oğlum, niye şaka yapıyorsun? Hayır. Yapma. Neyse, saçmalama. Hayır, o küçük de ama. Lan çak çak. Oğlum tamam, dur ya lütfen. Senin böyle bir şey olmaz ya. Yeğenine ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun yeğenine? Ya tamam. Tamam abla, sor. Allah seni neler yapacak? Her şey çok karışık. Oğlum neden
neden şaka yapıyorsun? Hı? Yapma oğlum, yapma. Sen komedyen misin? Yapma lan şaka. Yapma, bugün de yapma ya. Kurban olayım, senin konuşman gereken iki kelime var. Evet, evet. Enişte, evet dört kelime. Cahil, sus. Lütfen artık ya. Necati Bey, tamam. Çocuk yaptı bir şey. Sakin olun artık. Yani şu anda durumu nasıl toparlayabiliriz biz ebeveynler olarak? Bunu toparlayamayız. Bakın ben buraya şeyi yapabilmek için ne kadar para harcadım, siz biliyor musunuz ya? Ne harcadın ya? Bir tutturmuşsun para harcadım diye ya. Çocuğun en mutlu gününü berbat ettin ya. Bizi de rezil ettin, kendini de rezil ettin. Ya ben mi rezil ettim Sevim? Ben nasıl rezil edeyim ya? Ben ne zorluklar çekiyorum oğlan. Ben istemez miyim oğlum, götüreyim ben de oğlumu iyi bir şeyde, düğün salonunda düğün yaptırayım oğluma. Olmuyor. Olmuyor şu devirde. Ne yapayım? Ben bunu lisede giyiyordum lan. Lisede giyiyordum ben bunu. Olmuyor ya. Allah Allah. Ne yapayım ya? Şu ekonominin haline bak. Öyle olmuş kaç lira? Kusura bakmayın. Yapabilmek işte aldık, borç aldık, harç aldık, yaptık bir şekilde. Elimizi yüzümüze bulaştırdık. Oğlum sen de kusura bak, affet lan babanı. Baba, sert konuştum. Asıl sen kusura bakma. Ben borç aldığını bilmiyordum. Baba çınar gibidir. Meyvesi olmasa da gölgesi yeter. Aslan. Özür dileriz Necati. Yok ya, kusura bakma baba. Ben yapacağım. Sana en iyisini yapacağım. Kamuş. Yazık ya. Necati Bey. Buyurun. Diyorum ki düğüne ortak girelim. İkimiz. Kabul edemem. Hayır ya. Hayır, vallahi kabul edemem. Tamam. Hayır. Borç veriyorum ya. Borç veriyorum. Ha, borç ama. Borç söz mü? Söz. 15 yıl sonra öderim. Kabul mü? Kabul. Tamam, kabul. Ben 15 yılda ölürüm. Tamam o zaman. Anlaştık. Tamam. İşte yanlış anlama da. Şimdi bu düğün için borçlandın. Bir de bir sonraki düğün için bir daha borçlanacaksın. Bir düğün için iki kere borçlandın. Doğru lan. Nasıl yapsa burayı kullanmak lazım. Değerlendirmek ya. Lazım enişte burayı. Baba! Ay. Baba! Oğlum bağırma. Efendim yavrum. Kız kaçırdım. Kız mı kaçırdın? Vildan. Ya üf, annemi arıyorum. Kayboldum diye beni buraya kadar getirdi yahu. Vildan, kayboldum ama gözlerinde kayboldum. Baba. Buldum. Buldum. Ne buldun? Oğlum senin düğününü yapıyoruz. Oley be! Efendim, devam ediyoruz. Oğlumuzun sünnet düğünüyle devam ediyoruz. Hadi boşa gitmesin.